Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Hep söylüyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki Kurtuluş Savaşı Milli Muharip Uçak KAAN projesi yavaş yavaş da böyle bir ilk uçuşa doğru giden yer testleri büyük bir hızla devam ediyor. Bu arada da şöyle bir tartışmanın fitilini bu videomuzla birlikte ateşleyelim. Tamam, uçağa KAAN adı verildi. Milli Muharip Uçak projenin adı ama uluslararası bir isim lazım bu projeye. Sizce bu isim ne olmalı? Ne konulmalı? Nasıl hareket edilmeli? İsterseniz bu videomuzda biraz bunu tartışalım. Bu arada siz de videoyu seyrederken aklınıza gelen isimleri lütfen yorum olarak yazın. Böylece biz de bu tartışmaya bir katkı sağlamış olalım. Aslında bu tartışma geçtiğimiz gün sitemize bir yazı yazan emekli hava pilot tüm general İrfan Sarp'ın yazısıyla başladı. İrfan Sarp gerçekten ilerlemiş yaşına rağmen havacılığı çok yakından takip eden, bilgilerini inanılmaz güncel tutan, gelişmeleri dikkatle takip edip bu konuyla yorum yapan çok çok değerli bir emekli bir askerimiz. Bu açıdan yaptığı katkılar da çok çok önemli. Kısaca bu yazının bir kısmını size okuyacağım. İrfan Sarp yazısında bu uçağa tf 23 adının verilmesini öneriyor. Tabii bu yazıyı yazdıktan sonra sosyal medyada çok ilginç yorumlar bunlara gelmeye başladı. İşte daha Türkçe isim isteyenler var. Buradan türetilip farklı farklı konulara çekenler var ama isterseniz emekli hava pilot tüm general İrfan Sarf'ın yazısından size bir bölüm paylaşayım ve sonrasında tekrar tartışmamıza devam edelim. Milli Muharip uçağımız MMU-TFX'in 1 Mayıs 2023 tarihinde Mürte TUSAŞ tesislerinde yapılan hangar çıkışı yani rollout töreninde uçağa Kaan ismi verildiği açıklanmıştır. Milli Muharip uçağımızın Kaan isminin de yer alacağı uluslararası standartlarda tescil edilecek en uygun ismi ne olmalıdır? 1. Milli muharip uçağımıza dünya askeri havacılığında muharip uçaklar için kural haline gelmiş formatta bir isim verilerek tescil edilmesi gerekmektedir. MMU'nun ismi baştaki ilk harf Türkiye anlamına T harfi, yanında uluslararası havacılık literatüründe muharip uçak anlamında kullanılan F harfi ve bir tire işaretinden sonra verilecek iki rakam ve o rakamdan sonra yazılan kaan isminin yer alması doğru ve uygun bir seçenek olarak düşünülmektedir. TF harflerinden sonra verilecek 2 rakamın 23 olarak seçilmesi ise büyük anlam taşıyacaktır. 23 rakamı cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılının son iki rakamını temsil edecektir. 1 Mayıs 2023 tarihinde yapılan açılış töreninde verilen kaan ismi de İki rakamdan sonra ilave edilerek milli muharip uçağımızın ismi TF-23 Kaan şeklinde seçilmesiyle doğru ve isabetli bir karar verilmiş olacaktır. 2- Dünyada muharip jet uçaklarının tescil edilmiş isimlerine baktığımızda TF-23 Kaan isminin dünyadaki benzer muharip uçaklarla uyum sağladığı görülecektir. Bu şekilde bir uygulamayı Güney Kore 2021 yılında hangar çıkışını yaptığı muharip jet uçağına KF-21 Borama ismini vermesi örnek olarak gösterilebilir. K harfi Kore, F harfi fighter, 21 rakamı uçağın hangar çıkış tarihinin son 2 rakamını, Borama Kore dilinde de doğan olarak isimlendirilmiştir. Dünyadaki bütün muharip uçaklar birkaç istisna dışında tek başına bir isimle değil, ismin başına savaş uçağıysa F, ulaştırma uçağıysa C gibi uçağın görev fonksiyonunu gösteren harf ve iki rakam yazılmaktadır. Savaş uçaklarına örnek olarak F86 Sabre, F15 Eagle, F104 Starfighter, F22 Raptor, F4 Phantom, F18 Hornet, J20 Chengdu J31, Shenyang, MiG-31, Foxhound, Su-57, Felon gibi isimler gösterilebilir. 3. Muharip uçağımızın hangar çıkış töreninde üzerine Kaan kelimesinin 4 harfini de büyük harfle yazılmış olduğu dikkat çekmiştir. Bilindiği gibi hepsi büyük harfle yazılan kelimelerin her biri değişik anlamlardaki kelimelerin baş harflerinden alınmış kısaltmalardır. Örnek olarak TBMM, TDK, DHMI, SHGM, THY, TUSAŞ, TAYI, TEI, İHA, SİHA kısaltmalarını gösterebiliriz. Oysa Kaan kelimesi değişik dört kelimelerin baş harflerinin kısaltılmış değil, tek kelimelik ve özel isimdir. Ve dil bilgisi kurallarına göre ilk harfinin büyük harfle, diğer harflerinin küçük harfle yazılması gerekmektedir. Kaan isminin özel isim formatında yazılmasına karar verildiği takdirde Kaligrafi ve hat sanatçıları tarafından ilk harfi büyük, diğer 3 harfi küçük olacak şekilde güzel, zarif, estetik görünümlü bir isim hazırlayıp milli muharip uçağımızın gövdesinin üzerine yazılabilir. Evet emekli hava pilot tüm İrfan Sarf'ın görüşleri bu şekilde gerçekten TF-23 gibi benim de çok sempatiyle baktığım bir ismi kendisi önermiş. Bu arada tabii bir katılmadığım ufak bir nokta var Sarp Paşa'nın fikirlerine Türkiye'deki savunma sanayi projelerinde işte verilen Atmaca, Gökdoğan, Bozdoğan veya işte Akrep, Altay gibi isimler büyük harflerle yazılıyor aslında burada bir sistem adı olduğu için büyük harf tercih ediliyor. Kanı o normal yazım şeklinde kendi böyle bir görüş ifade etmiş ben oraya katılmadığımı belirtmem de fayda var. Tabi bu haberi paylaştıktan sonra birçok yorum geldi bu haberin altına. TF İngilizce olduğunu hani tamam T Türkiye, F Fighter avcı uçağı. Bunun İngilizce yerine Türkçe işte TU23 veya farklı farklı yaklaşımlar söz konusu oldu. Benim de fikrim bu konuyla ilgili şu şekilde. Sonuçta TUSAŞ uluslararası bir iş yapıyor ve uluslararası anlamda bazı şeyleri ifade etmek için ortak dil keşke Türkçe olsa ama İngilizce. Havacılığın dili de İngilizce çünkü bu işi bulan, geliştiren ülkeler, İngilizce konuşan ülkeler bu açıdan önem arz ediyor. Ben bu konuda daha uluslararası bir yaklaşım içerisinde olulmasını hedefliyorum. Tabii ki her şeyimizi kendimiz yapalım, geliştirelim ama bu sektöre katma değer katabilmek için bunları dost, müttefik ülkelere ihraç edelim satalım ee, Tamam Azerbaycan dışındaki ülkelerle Türkçe konuşmakta biraz zorlanıyoruz Örneğin daha e, Türkiye Cumhuriyetlerdeki e, kişilerle biraz Türkçe anlaşabiliyoruz ama diğer konularla ilgili pek fazla Türkçe konuşamıyorsunuz bugün işte bakıyorsunuz işte Anka Tunus'a ihraç ediliyor Afrika ülkelerine Hürkuş satılıyor ama ortak konuşulan dil, anlaşılan dil İngilizce. Bu konuda da biraz böyle bir Türkçe İngilizce karışım olması bence güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir dipnot size bilgi olarak da vereyim. Hani bazı meraklı arkadaşlarımız çıkacaktır ya ben bu TF23'ün isim hakkını alayım, web sitesini falan. Bu konularla ilgili alternatifler TUSAŞ tarafından zaten uzun süredir değerlendiriliyor ve çok önemli kısmının da tescili işte internet sitesi diğer yaklaşımları da e, TUSAŞ tarafından gerekli başvuru yapılarak bunların alınması için çalışma başlatılmış durumda. Bunu da böyle bilgi olarak verelim. Bir başka notta tabii ki bu konuyla ilgili batı yapısı, Rus havacılığı, Avrupa'nın farklı farklı yaklaşımlar var. Mesela Fransa Rafale diyor uçağına herhangi bir şekilde işte A-12, C-14, F... 38 falan gibi bir şey yok kullanmıyorlar daha. Batı tarzı F ile birlikte kullanıyor. Ama araya girmiş işte Kore örneği güzel bir örnek. Farklı farklı yaklaşımlar olunabiliyor. Ve bu şekilde bir aile oluşturulması mantıklı. Bunu TUSAŞ helikopterde çok güzel yaptı. T-129 Atak dedi. Daha sonra 10 ton ve üzeri ağırlığındaki Atak 2 ağır abi diyoruz biz ona takma adı ama... T 929 buna böyle bir alternatif oldu. Sivilde de T 925 aynı versiyonun aynı şekilde T 129'umda T 625 Gökbey gibi böyle bir güzel bir markalama ve oturtma bu şekilde isim ve yaklaşımlar oturtulmaya başlandı. Sonuçta bu isimler bir yandan da kurumsal konular, kurumsal imaj, tasarım. Logo artık büyüdükçe bunlara da dikkat etmek, güzel güzel isimler seçmek gerekiyor. Muhtemel olarak işte Hürkuş'un Hürjet'inde eğitim uçağı olarak farklı bu şekilde yerlere doğru gideceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi siz de önerilerinizi yorum olarak yazın. Biz de bu tartışmaya katkı sağlamış olalım.